Herkese merhaba. Bugün 1 Ocak 2021. Hatay'dan yine Nizam Karataş ben. Hava yine güneşli. Arkamda güneşi görüyorsunuz. Hava sıcaklığı yaklaşık 17-18 derece. Çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle devam eder bu yıl. Güneşli, içimiz huzur dolu. Sağlıklı bir yıl dilerim herkese. Bugün tatil biliyorsunuz. Herkes gibi bizde de evdeyiz. Bizim yerli ırk arımızı kontrol edeceğiz. Evdeyken boş durmayalım dedim. En azından bir stok kontrolü yapmış oluruz. Durum analizi de yapmış oluruz. Çünkü bir süredir açmıyorum bu kovanı. Havalar biraz sert geçiyordu ama yine de çalışıyordu arı buna rağmen. Salkıma girmediği bir durum vardı sadece. Bugün de yine çalışıyor arımız. Şöyle hemen göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi arılar hep dışarıda. Hemen kontrol yapacağım. Başlayalım. Yerli ırk dediğim gibi arkadaşlar bu. Daha önce karton ile örtmüştük. Belli ki bir yerden bir boşluk var. Arılar şuraya sıkışmış, şuradan patlatmışlar. Neyse. Hadi bakalım. Naylonu değiştirmek zorunda kalacağız. Şuradan patlatmışlar dediğim gibi. Arılar oradan çıkmış, bir daha da girememiş. Oo, maşallah, maşallah. Bal geliyor arkadaşlar, beyazlamışlar hep petekleri. Şöyle çıkartmak isteyeceğim. Bir saniye. Şöyle daha yakından görün diye hep beyaz petekler mevcut. Şuralar bal gelmiş arkadaşlar. Bayağı iyi bir bal gelmiş. Çok iyi. Bakalım. Hemen devam edelim. Evet. Küflenme var maalesef. Öyle bir bal gelmiş ki arkadaşlar şaşıracaksınız. Şimdi göstereceğim. Yerli arımızın farkı şurada. Bakın. Çok güzel bir bal. Bu yeni dünya balı. Şu tarafta şişmiş. Yeni dünya balı bu. Bakın. Erkek arı da var şurada. Maşallah, nasıl şişirmiş peteği ya. Bu en az 2,5 kiloluk bir çerçeve. Sırlamaya da başlamış şurada gördüğünüz gibi. Şuralar hep sırlama işlemine başlanmış. Şurada yavru atımı var. Bakın. Erkek arılar şurada.
Çok güzel bir görüntü gerçekten. Topladığı polenin hakkını vermiş. Bayağı yoğun ve güçlü bir arı. Bakın. Maşallah, maşallah. Şöyle bir körük sıkalım. Bu arıya hiçbir şey olmaz. Kontrole bile gerek yok aslında. Bunu anlamış olduk. Yavaş yavaş bıraktık. Ama meraktan tabii ki bakacağız. Çok güzel bir görüntü bir de. Maşallah. Arkadaşlar, görüntü bu. Bala bakın. Bir de yavrulara bakın. Kemer balığı çok güzel. Şurada. Kemeri çok sağlam. Uzaktan körük vurmakta fayda var. Arıyı kızdırmayalım. Kapalı yavruları görüyorsunuz. Çok güzel. Çok iyi. Şurada da full. Full kapalı yavru var. Böyle bir arıya can kurban. Maşallah. Ana kaybımızın olmadığını anlamış oluyoruz bu durumda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hala erkek atım var. Şurada da anamızı gördük. Şurada. Ana arı burada. Bakın bu 3 yıllık bir arı. 3 yıllık bir ana arımız mevcut burada. Maşallah maşallah bin kere. Böyle bir ana arı hiç kimseye nasip olmaz. Şöyle bir şey de var. Arkadaşlar yazıyor YouTube'da paylaştığım zaman. Hatay arısı bu tabi. Yerli arı. Bu arıdan isteyenler oldu. Bazı arkadaşlar istedi. Kısmet ise inşallah üretebilirsem tabi. Paylaşacağım arkadaşlarla. Şurada erkek atmış. Şuralar biraz yoğun bir erkek. Şurada da kemer balı mevcut. Çok güzel. Erkek arılar burada da mevcut. Sakin, sakin biraz. Hırçınlaştı arı. Şöyle açılın. Erkek arı da var gördüğünüz gibi. Şurada da kapalı yavrular var. Full kapalı yavru. Ve kemer balığımız çok güzel. Şu erkek arılar ne yapıyor çok merak ediyorum bu süreçte, bu dönemde. Nasıl, ne işi var, niye böyle bir şey var? Anlam veremedim. Hiç kıtlık çekmeyen arı böyle bir durum yaşatır tabii. Kafası rahat arının. Bakın yine kapalı. Erkek gözler de mevcut. Bakın. Çok güzel. Arkadaşlar varova sıkıntısı olsa böyle bir duruma gelmezdi bu arı. Çok güzel. Full kapalı. Bir de
Beyazlanan yine bir çerçeve. Bal geldi, beyazlattı. Şöyle bakın, kemer balına bakın. Nasıl beyazlatmış. Ve full. Full kapalı yavru. Bu bal sonradan geldi arkadaşlar. Hep yeni dünya çiçeklerinden gelen bir bal. Bakın full kapalı. Ve buralar, buralar çok güzel bal doldurmuş, sırlamaya başlamış. Bu kadar balı yoktu bu arının. Full kapalı. Şurada da boş yerlerde yeni yavru atmış. Diğer tarafa da bakalım. Yine aynı şekilde full kapalı. Yavrular da var, bal da basmış. Çok güzel bir görüntü. Kenar çerçevesine bakacağız. Biraz hırçınlaştı. Oo, maşallah. Ne güzel, ne güzel. Bakın arkadaşlar. Full bal. Hiç boş yok. Bu bizim plastik çerçevemiz ayrıca. Full bal. Bal ve sırlamaya başlamış. Çok güzel. Yeni dünya balı. Bunu almayacağım ben. Kalsın. Arının hakkı. Onu çalmayacağız. Şimdilik çok güzel. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kontrolümüz bu kadar. Şöyle arımız tekrar görün. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kapatıyoruz. Herhangi bir sorun olmadığı için yapacak bir şey de yok. Beslemeye gerek yok. Full yavrulu, full ballı bir arımız bu. Yerli arı. Tabii farkını da siz de görmüş oldunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kapatıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız herhangi bir iş yok. Arı bize bir şey yapmaya gerek duyulacak bir durum yaratmamış. Sağ olsun. Çok güzel, çok sağlıklı bir arı. Üstten
zaten üstten yalıtıma önem veriyorum ben. Bu yüzden birkaç kat ile kapatıyorum. Biliyorsunuz ki arı üstte birikir. O yüzden üst kısmı, yani üst kısımda salkıma girer. Bu yüzden yalıtımı en üst seviyede tutmanız gerekiyor, yukarıdaki kısmı. Bu da demin söylediğim delikli olan kısım. Bunu aldım, yukarıya üst kısma koyacağım. Şöyle. Tamam. Şerbetliyi de aldım. Şöyle arılar burada balını alıyor. Dala katmışlar ufak. Şuraya bal atmış hatta, bakın. Şuralar bile bal. Çok güzel. Çalışın, aferin size. Elinize sağlık. Benim işim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bitirdik. Arımız, evet, yerli arı. Daha önce söylediğim gibi, şöyle bir şey de söyleme gereği duyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu arı gerçekten çok kaliteli bir arı. 3 yıllık bir ana arı. Gördüğünüz gibi hala durmadan yavru atmaya devam ediyor, kış sezonu olmasına rağmen. Arada evet erkek yumurta da attığı olmuş. O büyük ihtimalle artık ömrünün sonuna geldiğini gösterebilir aslında, ama ben bu durumu değerlendireceğim tabii. Bu arıdan ana üreteceğim. Bu kesin sezonun başında yapacağım ilk işlerden biri bu. Zaten büyük ihtimalle arı da sezon başlangıcında kendi de anasını değiştirmek isteyecektir. Buna izin vereceğiz. Biz de kendimize de birkaç tane arı, ana arı üreteceğiz bu kovandan. Verim aldığımız ortada çünkü. Diğer kovanlara yine aynı şekilde yerli arıyla, yerli ırk arıyla devam etmiş olacağız. YouTube'da, yani bu kanalda, benim kanalımda beni izleyen arkadaşlar olmuş. Yorum da yaptılar, sağ olsunlar. İzledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Yerli arıdan, yani benim arıdan istediler. Bu bizim verimli olan arıdan. Kısmet ise inşallah, dediğim gibi, yalnız üretim sınırlaması dahilinde. Çok fazla üretimim olursa arkadaşlara tabii ki illaki vereceğim, paylaşacağım. Sorun olmaz, ama buna kesin bir şey söyleyemiyorum şu an. Hani arı üretiminde pek bir adım atmadım şimdiye kadar, herhangi bir şey yapmadım. Kısmetse olur illaki. O zaman da zaten videoları da paylaştığımı görürsünüz. Olursa inşallah sizinle de paylaşacağım. Herkese iyi günler.